Cevabı vermesin kimse lütfen. Hadi bakalım. Bir dakika bir süreniz var. İpucu bulun istiyorum. Yeter. Çözebiliyorsanız da çözün. Ama cevap istemiyorum. Evet, bak burada birazcık taktik değişti gibi. Verin cevapları bakalım. Gönder gelsin cevapları. Yes. Harika. B diyenler. Tuğçe. B. Yok ya. Bu soruda sen patlarsın. Diğer soruda başka biri patlar. Normal ki arkadaşlar şu an öğrenme aşamasındasınız. Sancılı bir süreç bu. Böyle güle oynaya yapabileceğiniz bir durum değil. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Böyle ekran başında soru çözmek de öyle kolay değil. İnanın bazen ben bile zorlanıyorum. Yani defalarca çözdüğüm soruyu bile ilk defa görüyormuşum gibi olabiliyor. O yüzden lütfen kendinizi böyle moral... Hayır. Zaten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle şey kişisel gelişimcilere döneceğim ama Yusuf biz alıştık diyor. Haklısın. Kişisel gelişimcilere döneceğim ama sen beceremiyorum dediğin anda inan bana zihnini o yöne doğru çeviriyorsun. Yapmayın. Hiçbir avantajı yok size. Niye? Hani inansanız da böyle bir şey, inanmasanız da yapmayın. Tamam hani illa olumlu bir şey olmak zorunda değil ama yani yapmazsanız da dünyanın sonu değil. Evet, karalamak işte o Mert ne var biliyor musun? Eline kalemi aldığın zaman direkt olarak zihin aslında odaklanmak için bir sebep buluyor kendine. O yüzden şu kalemle soru çözmek o kadar önemli ki gerçekten çok önemli. Şartlıyorsun zihnini aslında. Peki, hadi cevaplayalım bakalım. Şimdi burada aslında ilk cümle, şimdi ben şöyle yapıyorum. Artık bunu biliyorum. O yüzden siz de bilin istiyorum. Bir kabaca şöyle bir baktığımda çünkü ile amayı gördüm değil mi? Bakın iki tane seçeneği bir kere kafadan ben eliyorum. Niye biliyor musunuz? Bunlar ilk cümle olamaz diye. Bu bir. O zaman üç ile biri eledim. Bu gitti, bu gitti. Süper. Şimdi bir tane iki kaldı, iki tane dört kaldı. Muhtemelen soruyu yazan cevabı D ya da E düşünmüş. Yani hani 4 ile başlayacağım. İki seçenek ondan verdiği için ama bu kesin değil. Bu bir taktik değil. Her zaman tutmaz. O yüzden şey demiyorum. Ama şu an illa hani hocam bir türlü kafama yatmadı bu metin. Ben deneyerek yanılarak yapacağım diyorsanız o zaman bakın deneme yanılma için bile sürenizi azaltmak ya da hani kısa sürede çözmek için bu da bir taktik. Mesela şu an önce B'yi mi denersiniz yoksa D ile E'yi mi başlarsınız? D ile E yani 4 ile başlamak daha mantıklı. Çünkü onun olma olasılığı daha yüksek. Ama bunun da dışında şu var. Mesela 2'yi de eliyorum. Öyle değil mi? Niye? Eleştiri de sadece ve sadece yapıt üzerinde durulmalıdır yani. Şimdi yani dediğinde bu bir şeyin açıklaması. Bak bu yani'yi unutma. Bu yani sana soru çözdürür ya da seni batırır. Yani bir şeyin açıklamasıdır. O zaman yani'nin önünde hep bir şey olmalı. Öyle değil mi? O zaman İki de olmayacağına göre ya dört, şey ya D ya E. Şimdi aynen öyle. Şimdi şuna bakacağız. İsterseniz üçler de aynı. Bir ve ikinin yeri belli ki. Şimdi dörde bir bakalım. Bir eleştirmen olarak eleştirinin bir dozu olması gerektiğini düşünmek gerçekte ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bak dozu demiş. Ben hani hepsini en baştan bir okumuştuk ya. Ben burada da bir doz sözcüğünü gördüm. Değil mi? Çünkü bu dozu nasıl ayarlayacağımı bak bilmiyorum diyor. Çünkü bu dozu yani burada 4 ile 1 birbirinin bariz devamı.
Sonra diyor ki ama yine de benim için bir sınır varsa bu sanatçının özel yaşamı olmalıdır. Eleştiri de sadece ve sadece yapıt üzerinde durulmalıdır yani. Yani ne diyor? Özel yaşamına dokunma. Eğer bir eleştiri yapacaksan sadece yapıt üzerinde olsun. Bunun da açıklayıcısı. O zaman cevabımız neymiş? 4-1-3-2. Şimdi size kötü haber demeyeyim de bir haberim var diyeyim. İlla nitelendirmek zorunda değilim. Artık böyle sıralama şeklinde vermiyorlar. Yani elemenizi istemiyorlar aslında. Bunlar daha çok 2012-2013 soruları, yanlış hatırlamıyorsam. Artık yeni nesil sorularda, yani bu son yıllardaki sorularda nasıl geliyor? Diyor ki anlamlı ve kurallı bir ifade işte yapmak için baştan üçüncü cümle gibi. Öyle değil mi? Yok, o hangisini çıkarırsak o sonra ayrıca. Ama hani kendi sıralamayı vermiyor. Hem sen sıralamayı buluyorsun hem de hani az önce yaptığımız gibi aslında. Göstereyim. Şunun gibi işte. Baştan ikinci olur. O yüzden burada eleme yöntemi de pek olmuyor. Burada mecbur sıralamayı yapacaksınız. Ama dediğim gibi bu tarz şekilde yapabilirsiniz. Peki. Hadi bakalım şuna da. Bu arada dikkat ederseniz şu ve şu cümle sıralama, söz sıralama değil. Ama bunlar da işte paragrafta da mantık ama yine birbirinin devamı niteliğinde. Sonuçta burada da cümle oluşmuş, sonraki cümleyi yapmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili daha paragrafta da soru çözeceğim. Ama ipuçları burada çok bariz olduğu için bu soruları da almak istedim. Peki, hadi bakalım bu soruya beraber. Diyor ki, ama gitti. Özellikle yapılmış bir eksiltmedir bu. Bu diyerek öncesini işaret eder. Bu da gitti. 2 ve 4'ü gitti. Zaten 2 yokmuş. 1 ve 3 kaldı. Seçtiğim bu yöntem diyor. Demek ki bunun öncesinde bir yöntemden bahsetmiş. Bu da gitti. O zaman 3'ler kaldı. Öykülerimi yazarken giriş gelişme sonuç bölümlerini dikkate almam. Şimdi diyelim ki soru böyle değil. Soru işte baştan üçüncü cümle, sondan ikinci cümle gibi bir soru diyelim. Yani biz eleyemiyoruz. Baktığım zaman zaten birin, ikinin ve dördün ilk cümle olmadığı aşikar. Süper. Ama da hani ilk cümle zaten belli ki üç geldi. Öykülerimi yazarken giriş gelişme sonuç bölümlerini dikkate almam diyor. Peki devam edelim. Seçtiğim bu yöntem nedeniyle dikkate almamasını bir yöntem. Niye adletmiş? Bu yöntem nedeniyle öykülerin bir takım parçalardan oluşur. Bakın anlamca birbirinin devamı. Sonra diyorum ki ama diyor bu parçaların kimileri eksiltilmiştir. Eksiltilmiştir. Burada parçadan bahsetmemiş miydi? Bahsetmişti. Burada parçadan bahsetmemiş mi? Evet. Son olarak diyor ki özellikle yapılmış bir eksiltmedi. Bak eksiltmeden bahsetmiş, eksiltme. Ne dedim size? Vermek zorunda arkadaşlar. O ipucunu verecek ki çünkü Türkçe diyorum ya çok zengin. Yani sen karışık da sıralayabilirsin. Şey gibi düşünün. Cümle ögelerinde hatırlarsınız. Bakarım tabii ki. Mesela şeyi hatırlarsınız. İşte bugün okula Ahmet'le gittim. Bugün Ahmet'le okula gittim. İkisini iki şekilde de yazamaz mısın? Yazarsın. Yani sen neyi vurgulamak istiyorsan hatta yüklemin önüne getiriyorsun. Şimdi sana bunları sırala dediğinde hayır illa ben Ahmet'le'yi önce getirmeni istiyorum diyemez. Onunla onun arasında yani 2'den sonra 4'ün gelmesi gerektiğini savunuyorsa oraya mutlaka bir ipucu iliştirecek ki kendi sorusu doğru çıksın. Yani ben öyle yapıyorum. Bu soruları yapanların da hepsi böyle yazıyor arkadaşlar. Tamam, süper. Ahmet aydınlanma mı yaşadın şu an? Değil mi? Ama öyle baktığında yani bugün Ahmet'le okula gittim, bugün okula Ahmet'le gittim. Ne fark var vurgu dışında? Birinde okula gitmeyi vurguluyorum, birinde de Ahmet'le gittiğimi vurguluyorum.
Değil mi? Ama sana bu parçada ben vurguyu şuna vereceğim diye bir ifade vermemiş. O zaman tutup da hayır illaki okula ifadesini Ahmet'ten önce getirmelisin diyebilir mi sana? 50 tane itiraz çıkar. Değil mi? O zaman eğer sen okulun Ahmet'ten önce gelmesini istiyorsan onun da içine bir şey koy ki kimse o zaman şunu itiraz edemesin. Hayır efendim bu böyle de olur diyemesin. İşte soruyu yazan kişi bu ipuçlarını aslında sizin için değil, kendi sorusunu doğru çıkarabilsin diye yapıyor. Yani öyle kaşınıza gözünüze yapmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Peki, devam ediyorum o zaman. Ara vermiyorum bu arada gençler. Bitireceğiz zaten 1:30'da. Öznellik. Hatırlıyor muyuz öznelliği? Hızlı hızlı geçelim öznellik. Neydi? Sana bana göre olan, kişiden kişiye değişen, yorum içeren ve kanıtlanamayan cümlelerdi. Tamam. Bu arada evet hani gençler biz normalde 7:30 diye konuştuk ama daha erken çıkmak zorunda kalanlar çünkü farklı şehirlerden katılıyorsunuz. Siz çıkın zaten yükleniyor kalanlara bakarsınız. Hemen bakıyorum şair bu yapıtında insan doğa somut somut ilişkisini imgelerle ve söz sanatlarıyla oldukça başarılı bir biçimde yorumlama bu nedir? Mutlaka ve mutlaka öznelliktir. Zaten söz konusu değildir diyor. Bir kere A'da var yani bir de var. O yüzden A ve B'yi eledim. Devam. Kitabın soyut konuları aşk, ölüm, zaman, yalnızlık, özgürlük ve düş. Evet soyut konular bunlar. Kime sorsan aynısını söyler. O yüzden cevaplarda iki mutlaka var. Bak bakalım. Daha diğer cümlelere bakmadan cevabı C buldum. Bu soruların hepsi bir iki tanesi dışında DGS çıkmış sorudur arkadaşlar. Bu DGS'de çıkmış soru. Bak diğer cevapları okumadım. Hatırlar mısınız size şöyle bir şey dedim. Her soru eşit değildir. Yani her soru bir dakika değildir. Alın size. Normalde bunu başka biri beş cümleyi okuyarak da çözebilir. Ama marifet iki cümlede bu soruyu bitirmektir. Tamam mı? Ha mesela şunu diyemem ben size. İşte bu tarz sorularda mutlaka böyle çıkar. Yok öyle bir dünya. İşte sen ne kadar fazla farklı soru tipini, tipiyle karşılaşırsan gözünden anlarsın. Dersin ki Zarif Hoca bana dedi ki bir kere eleme yöntemini kullanacaksın. Eleme yöntemi mübahtır arkadaşlar sınavda. O yüzden eleme yöntemi yaparak aslında burada zaman yönetimi yapmış oluyorsun. Yoksa bu soru bilgi ölçen bir soru değil. İnanın bana öznellik çok kolay bir soru. Yani burada adam öznellikle nesnelliği bilip bilmeyenleri ayırmak istemiyor. Hangisi eleme yöntemiyle bunu 10 saniyede çözüp hangisi uzun yoldan mesela 50 saniyede çözüyor? Adamın derdi bu. Tamam mı? Zaman yettiremiyorum diye düşünenler, söyleyenler bunlara da dikkat etsin lütfen. Peki devam edelim. Mecazlı söyleyiş, bunu da sözcükte anlamda görmüştük. Neydi mecaz arkadaşlar? Mecaz dediğim şey bir sözcüğün akla gelen ilk anlamından yani temel anlamından tamamen sıyrılarak o sözcüğün kazandığı yepyeni soyut anlamdı. Şimdi ne zaman çocukluk çağım, şimdi çocukluk burada soyut olsa da çocukluk mecaz bir anlam değil bayağı anlamında zaten. Çağımın o sisli yılları. Şimdi sisli nedir? Sisli havalarda etrafınızı net göremezsiniz. Önünüzü net göremezsiniz. Sisli yılda net olarak hatırlayamadığım anlamında. Ama gerçekten yıllarda bir sis olmadığı için bir soyutluk söz konusu. O yüzden bir kere iki kesinlikle var. Bir yoktu zaten. Gitti. İki de kesinlikle var. Bakalım üç mü beş mi? Yıllarını aralasam hep o kenarı aralasam diyor. Sen yılları aralayabilir misin? Bir kapı aralar gibi. Soyutluk var. Soyutluk varsa burada o zaman mecazlık var diyebilirim. Cevap 2, 3. Devam. Altı çizili sözle ne demiştim? O size altı çizili dese dahi siz lütfen cümleye yedirildiği anlama bakın. Nitekim bak şimdi altı çiziliye bir bak. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma. Herkese seslenmek bana
birçok şeyi çağrıştırıyor. Yani herkese seslenmen, işte popüler olman, evrensel olabilmen belki çıkabilir. Seçeneklerde de zaten dikkat edin. Dünya çapında meşhur olma, eğer cümlede öyle yedirilmişse bu bile çıkabilir. Çeşitli kültürler, herkes tarafından beğenilme, bu çok olmaz ama bilgi ve anlayışta evrensel olma. Evet bak, evrensellik nedir? Herkese hitap edebilme gibi ve dünya bilgesi olma diyor. O zaman şu dünya bilgesi, evrensellik ve dünya sözcükleri. Eğer A ile D arasında ben kalacaksam, ki bu soru A ile D arasında bırakır sizi. O zaman bakın, aslında soruyu çözdürecek olan nedir? Metindeki anlamı. Nasrettin Hoca fıkralarının dolayısıyla düşünce tarzının temel özellikleriyle sadece bir Anadolu bilgisi olarak kalmaz. İnsanlığın ortak damarlarını çok iyi bildiği için hangi coğrafyadan, hangi milletten, hangi inanıştan olursa olsun herkese seslenen bir dünya bilgesi. Bir kere buradaki dünya bilgesi bilgili insan anlamında. Bir kere bu bilgilikle alakalı bir şey. Herkese seslenen demesi, evet, ve dünya dediği için evrensellik söz konusu. Bugün geniş bir coğrafyada tanınması ve benimsenmesi bu yüzdendir. Şimdi burada meşhurluktan çok aslında bilgide ve anlayışta evrensellik söz konusu. Neden? Dünya bilgesi. Yani sen meşhur bir insan için sadece dünya bilgesi demezsin, değil mi? İçini, altını daha da doldurman gerekiyor. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? Denizli. Peki. Devam edelim. Bakalım buna. Yine altı çizili sözle anlatılmak istenen demiş. Yine böyle ipucu niteliği varsa buna ulaşmanın taşlarını döşüyor sürekli. Şimdi şunu anlıyorum. Taşları döşemek nedir? Kendine yol yapmak anlamında kullanabilirsin. Bir şeyi inşa etmek, bir şeyi tasarlamak, oluşturmak anlamında kullanabilirsin. Ama burada belli ki çözdürecek olan şey buna ifadesi. Yani buna derken neyi kastetmiş? Bakalım. Yazar kendi tiyatro anlayışına dayalı bir trajediye oluşturuyor eserlerinde. Çünkü o görselleştirdiğini kavramsallaştırmak, kavramsallaştırdığını görselleştirmek için çabalıyor. Bu yolda ilerleyip, ha, bir amacı var, çabası nerede? Görselleştirdiğini kavramlaştırıyor ya da kavramsallaştırdığını görselleştiriyor. Sanattaki amacını gerçekleştirmek için gerekli ön hazırlıkları yapmak çok bariz Adana. Ama ne demiştim, anlam sorularını diğerini de okuyacaksınız. Diğerlerini okuyunca da hafif bir çeldirici çıkabilir. Bir kere B gitti, burada yok. Karşıtlıklardan yola çıkarak, bu da değil. Anlatılmak isteneni görünür kılarak onların etki gücünü arttırmayı amaçlamak. Bak, şimdi görünür kılmak, evet, görselleştirmek belki buradan yakalayabilir ama burada adam buna ulaşmanın taşlarını döşüyor diyor. Ama burada etki gücünü arttırmak, tutup da aynen işte Çiğdem. Ama şu var burada bak, ayırt edici şey. Etki gücünü arttırmak diye bir şey yok burada. Bu senin yorumun olur. Halbuki o sana metinli yorumla diyor sadece. O yüzden evet, buna ulaşmak, bunadan kastı ne? Amacı aslında. Taşları döşemek ne? Hazırlık yapmak. O yüzden cevap Adana. Tamam? Süper. Bu tarz soruları hatırlıyorsunuz. Bunlardan da arkadaşlar 2-3 tane soru kesinlikle gelecek. Geçen derslerde bahsetmiştim. Bakalım ne demiştim? Genelde bu tarz sorularda belirleyici hep ikinci seçenek oluyor. Yani ikinci boşluk oluyor. O yüzden biz ikinci boşluklarla daha çok başlayalım. Sonra olur da iki seçenek arasında kalırsak ilk seçeneğe, yani ilk boşluğa döneceğiz. Bakalım. Yıllar boyunca düş kırıklıkları, düş kırıklığı, evet, en azından düş kırıklığı dediğim şey bazı ipuçları barındırabilir. Onda derin yaralar açmış. Ancak, şimdi ancak, ama, fakat, lakin gibi ifadeler düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerdir. Yani siz olumlu bir cümle başlayıp ama, fakat, lakin, çünkü getirdikten sonra o cümleyi neye döndürürsünüz? Olumsuza. Veya olumsuz başlarsın, ancak dersin, sonra şöyle ancak dersin mesela,
O zaman olumsuz neye dönmeli? Olumluya. Düşüncenin yönü değişiyor. Ancak bu onu çok olgunlaştırmıştı. Bakın zaten olumluya dönmüş. O zaman aslında yaşadığı kötü bir şeyi onu olgunlaştırdı. Çünkü güzel bir şeyin olgunlaştırmasını ancakla bağlamak çok doğru olmaz. Bakalım yıllar boyunca ancak bu yaşamlar onu olgunlaşmış. İzlenimler, etkiler, eziyetler, acılar. Şimdi acıların olgunlaştırması mantıklı. Eziyet, etki, izlenimler, belki etki olabilir ama bakalım. Yıllar boyunca yaşadığı düş kırıklıkları, gizlediği düş kırıklığı çok uygun olmaz, zaten izlenimden gitti. Tekrarlanan düş kırıklıkları, yaşamlar çok spesifik olmuyor, çok özel olmuyor. Yaşadığı ve acılar ikisi de gayet güzel oturduğu için cevabım Edirne. Çünkü düş kırıklığı yaşanır. Düş kırıklığı çekilmez arkadaşlar, tamam mı? Denizli zaten o yüzden. Düş kırıklığıyla da karşılaşmak çok doğru bir tabir değil. Yaşadığı en doğrusu. Aynen öyle. Zaten en uygununu ister Mert her zaman için. Devam edelim. Bakalım. Houston'da bir Çin mahallesi olduğu nokta nokta nokta. Sonra tekrar bir boşluk. Los Angeles'tan sonra Asyalı nüfusun en çok bulunduğu yer burasıdır. Şimdi Çinliler Asya, evet, diyor ki Houston'da bir Çin mahallesi olduğu ve sonra benim ipucum nerede burada? Los Angeles'tan sonra Asyalı nüfusun en çok bulunduğu yer. Ha, şimdi Çin mahallesi olduğu söylenir. Ne var ki? Şimdi hem söylenir hem ne var ki ile devam ettirdiğinde olmuyor. Halbuki evet, şimdi bakıyorum. Houston'da bir Çin mahallesi olduğu bilinmez. Mantıklı. Ama diyor ki halbuki Los Angeles'tan sonra Asyalı nüfusun en çok bulunduğu yer burası Houston. Yani sen diyor Çin mahallesi olduğunu bilmiyorsun. Halbuki diyor Los Angeles'tan sonra Asyalı nüfusun en çok bulunduğu yer burasıdır diyor. Ne diyorsunuz? Eleyin gençler. Eleyin. B diyen, C diyen. C'ye bakalım. Madem bu kadar C, D de var ama şimdi bakın. D bir kere çok çok mantıksız. Hani bunu özür dileyerek söylüyorum. Şu mantıkla çok mantıksız. Houston'da bir Çin mahallesi olduğu bilinir. Tamam. Buraya kadar hiçbir şey yok. Bu yüzden bilindiği için mi Asyalı nüfusun en çok bulunduğu yer burasıdır? Ha? Ahmet, Ayşenur ne diyorsunuz? Saçma olmuyor mu? Yani bu yüzden ifadesi saçma duruyor. Anlaşıldı mı? Hani tamam Houston'da bir Çin mahallesi olduğu bilinir. Hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden Los Angeles'tan sonra da Asyalı nüfus. Yani bilinmesi sebep değildir Asyalı nüfusun en çok olduğu yerin burada olmasına. Anlaşıldı mı? O yüzden B gitti. Zaten dikkat edin. Olumsuz bir şey söyleyeceksin ki devamında hani düşüncenin yönü değişecek. O yüzden bir Çin mahallesi olduğu bilinmez diyor Houston'da. Halbuki diyor sen Çin mahallesi olduğunu bilmiyorsun ama Asyalıların diyor en çok bulunduğu yerlerden biri orası. Değil mi? Cevap Bursa arkadaşlar. Yes. Zaten Edirne gitti. Sanki olmuyor. Zannedilir olsa, şimdi zannedilirden sonra olsa getiriyorsan demek ki bunun gerçekte böyle olmadığını söylüyorsun. Ama sen tam tersi hem Çin mahallesi olduğunun var olduğunu söylüyorsun, zannedilir diyorsun. Hani böyle bir şey zannediyorlar. Ama aslında böyle bir şey yok demen gerekiyor oysayla. Ama sen üzerine bir de diyorsun ki evet bir de en fazla Asyalı nüfus burada diyorsun. O da saçma. Değil mi? Ama zaten olmuyor. Kesinlikle.
Devam ediyorum. Hadi bakalım. Bertolt Brecht'in tiyatro anlayışı, Aristoteles'in tiyatro anlayışının tersine seyircinin oyunun kahramanıyla özdeşleşmesinin yerine, yani kendini diyor oyuncunun yerine koymasın, kendini oradaymış gibi hissetmesin. Onun yerine diyor olup bitene nokta nokta bakması üzerine kuruludur. Evet, bakıyorum, bakın dışarıdan olabilir, tarafsız, uzaktan olabilir. Bütünsel çok uygun değil. Nesnel bakmak değil de burada dışında bakmak daha doğru, ama yine de tam elemeyelim. Ne dedim, ikincisi çözdürecek. Buna göre seyirci oyuna kapılmak yerine oyuna karşı mesafesini koruyarak eleştirel tutumu benimsemek mi, reddetmek mi? Zaten A ile B arasında belli ki burada kalınıyor. E değil. A mı B mi? A mı B mi? Yani hangisi daha mantıklı? Bakın cümlede anlama dönüyor bu. Reddetmesi mi, benimsemesi mi? İkisi taban tabana zıt. Arkadaşlar eğer sen tarafsız bakmasını istiyorsan o zaman ne yapman lazım? Ya da dışarıdan bakmasını istiyorsan bana da sanki reddetmen gibi geliyor. Aynen öyle arkadaşlar. Reddetmen gerekiyor. Öyle, şey pardon, affedersiniz. Benimsemen gerekiyor. Kafam gitti benimle. Arkadaşlar çünkü diyor ki sen diyor buna dışarıdan bakacaksın. Dışarıdan bakmak nedir? Şimdi bir olayı sen kendin yaşarken ister istemez duygularını katarsın. Ama dışarıdan baktığında adamın baktırmasının amacı senin tarafsızlığın aslında. O yüzden cevap Adana. Anlaşıldı mı? Mantık bu. Birbirini tamamlaması gerekiyor. Peki. Buna da bakalım. Evet, işte birazcık cümlenin anlamını da bilmek gerekiyor Mert. Ses gitti. Gitmedi. Gitmedi. Ha, demin gitti. Cevap Adana. Adana'ydı. Süper. Hadi bakalım. Gıda endüstrisinde koruyucu kültür olarak kullanılan mikroorganizmalar hastalık yapıcı ve bozucu mikroorganizmaların gelişimini nokta nokta, ürününde nokta nokta, dayanmasını nokta nokta. Şimdi belli ki koruyucu kültür olarak kullanılan mikroorganizmalar hastalık yapıcı ve bozucu. Aslında ben daha hiç seçeneklere bakmadan şu olacak değil mi? Sanki bunu hissediyorum. Yani burada koruyucu kültür olarak adlandırılan mikroorganizmalar iyi bir şey yapıyor ve bunların işte gelişimini artık durdurur mu, yavaşlatır mı, vırt mı zırt mı, ona bakacağız. Sonra bu ürünün de uzun süre dayanmasını sağlıyor. Ben böyle bir anlam çıkarıyorum ama bir bakalım. Hastalık yapıcı ve bozucu mikroorganizmaların gelişimini bir kere kolaylaştırmak olmaz. Yani hastalık yapıcı. Çünkü engellerle uymayacak. Gittim. Şimdi sağlamak da olumlu bir ifade. Bu da olmaz. Durdurmak tam olarak durdurmak kesin bir yayı olur. Çok mantıklı değil. Baskılamak veya yavaşlatmak belki, ama yavaşlatmanın da dışında burada baskılıyor ki iyi bir şeyler yapacak. Mantıklısı B geldi ama devam edelim. Üçünün de doğru oturması lazım. Baskılayarak ürünün uzun süre dayanması, evet bu bir üründe aranan bir özellik, uzun süre dayanmasını, zaten uzun süre dayanan bir şey iyi bir şeydir. O yüzden sağlar sözcüğüyle kullanabilirim. Cevap Bursa. Aslında seninki Ebru çelişiyor. Yıllarca ürünün dayanmasını tehlikeye sokar. Yani tehlikeye sokmaz, tam tersi. Sen eğer hastalık yapıcı ve bozucu mikroorganizmaları yavaşlatıyorsan o zaman ürünün hani yıllarca dayanmasını tehlikeye sokmuş olmazsın. Değil mi? Orada bu sefer anlamca, yani
sadece yapıcı değil, anlamca da çelişiyor bu sefer. O yüzden ikisinin uygunluğuna da bakmanız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, zaman yönetiminden hepinizin yararlanmasını istediğim için yani cuma günkü dersimizde ilk 10 dakikada anlatacağım. Tamam mı? Sabredersiniz herhalde o zamana kadar. Peki. Hadi bakalım, kesin yargı. Çıkarılabilecek kesin yargı. Rica ederim. Şimdi buradan bir cep telefonu şirketi artık bak, buram buram diyor ki bu sözcüğe dikkat et, soru çözdürür bu. Ülkenin %95'inin kapsama alanlarında olduğunu açıklamış. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki bu cep telefonu şirketi daha önce ülkenin %95'inden az kesim kapsama alanını almıştı. Şimdi ise artık %95'inin kapsama alanında olduğunu açıklıyor. Kesin yaydı. İşe yarıyor mu yani Ebru? Onu mu anlayayım? Onu mu demek istedim? Ben çok anlayamadım şimdi kafayı da. Mert'e bak, kesin A. Kesin A tabii ki. Kesin A. Son dönemde kapsama alanını genişletmiştir. Ülkenin %95'inin kapsama alanlarında olduğunu açıklamış. Artık diyerek evet, bundan bahsediyor. O yüzden cevap Adana. Şimdi diyor ki ülkede en az bir cep telefonu şirketi var. Şimdiden sonra yavaş yavaş bu taktiklerle yapmaya başladın mı olacak? Ben inanıyorum Ebru. Aynen öyle Taha. İşte oradaki artık soruyu çözdürüyor. Şimdi vay, güzel soru ya. Ne yapalım? Şimdi bakıyorum, en az bir cep telefonu şirketi daha hizmet vermektedir. Hayır. Yani ben bunu buradan çıkaramam. Hayır, %99 başka şirket de vardır. Ama ben bu cümleden çıkaramam. Adamın derdi bu. Hangisi mantıklı, hangisi mantıksız demiyor sana. Bu cümleden çıkarabilir misin diyor. O yüzden bu gitti. Şirket ülkede en geniş kapsama alanına sahip. Hayır, sen %95'ine hitap ettin ama başka bir şirket %96'sına hitap etmişse o yüzden o daha geniştir. Bu da gitti. %5'i yerleşime uygun değildir. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. %5'i uygun değildir gibi. Bu da bir yorum içerir aslında. Şirket yalnızca cep telefonu satmaktadır. Her ne kadar bir cep telefonu şirketi dese de biz ne şirketler adının altında neler neler satıldığını bildiğimiz için böyle bir şey de buradan çıkaramayız. O yüzden cevap Adana. Peki. Neler neler vardır. Hadi bir kesin yargı daha gelsin o zaman. Ya bu soru çok güzel ya. Benim hayatımda gördüğüm en güzel kesin yargı sorularından biri. Nasıl ben böyle bir soru yazamadım diye kıskandım. Bana denk gelmedi ki bu cümle. Hadi bakalım. Anlatırım tabii ki. Hemen anlatıyorum. Son dönemde kapsama alanını genişletmiştir diyor ya Ebru. Bir cep telefonu şirketi. Artık ülkenin %95'inin kapsama alanlarında olduğunu. Yani daha önce %95 değildik. Artık %95'teyiz diyor. Artık sözcüğünden ben A'ya ulaşıyorum. Tamam mı? Güzel. Hadi bakalım. Bu soru sizde. Hiç sesi çıkmayan öğrenciler de var ha burada. Bana bakın, öyle sinsi sinsi dinlemek yok. Sorulara cevap vereceksiniz. Yoksa buradan sözlü yaparım. Onlar kendilerini biliyor. Buradan isimle rencide etmeyeceğim. A gibi duruyor diyorlar. Yemek hazırlıyoruz. Ben de kapatır kapatmaz mutfağa koşacağım. D bence diyen var. Ama dediğim gibi değil miymiş soru? Baksana, her seçeneği cevap diye söylediniz bana. Ama dur. Bugün ortaokul öğrencilerime yaptım. Size de yapacağım. Tabii ki yapacağım. A diyenler kimlerdi?
Şu an gördüğüm Tolga, Rıza, birileri daha A demişti ya. Ali Cengiz. Başka yok mu? Mert. Bu dört arkadaşa gelsin o zaman. Ses gelmedi, gelmedi. Alkış sesi. Bravo. Peki bir şey diyeceğim. Hemen şımarmayın. Mert sana soruyorum. Pislik yapacağım ya. Nereden çıkardın A'yı? Yani hangi ipucunu yakaladın? Hangi ipucu? Gençler gün içinde bugün hem beşlere dersim vardı, hem sekizlere vardı, hem yetilere vardı, hem size. Aralığımı bir siz düşünün yani. O yüzden arada böyle alkış gönderip işte ne diyeyim küçük çocuk şarkıları açarsam kusuruma bakmayın. Mert aslında evet diğerleri kesin değildi ama A'nın kesin çıktığına gönül hani böyle tamam bu soru benim için kesin doğrudur diyebilmen için Rıza'nın dediği gibi açık hava müzesi. Ne demek açık hava müzesi? Yani ben sokakta gezerken bile bir müzede geziyormuşum gibi. Ayıptır söylemesi. Hatay, Antakya'da öyledir arkadaşlar. Çok güzel mimari eserler vardır. Tarih kokar şehir. Yani girdiğinde ya bu şehir belli bir yaşanmışlığı var ve onu hissettirir size. Diyor, yalnız ben de reklam nasıl bir reklamsa belediye başkanına buradan sevgiler. Reklam öyle değil böyle yapılır diye. Şimdi açık hava müzesi gibidir. O zaman ne diyorum? Mardin'in birçok yerinde bu öreye özgü tarihi yapılara rastlamak mümkün. Çünkü ben açık hava müzesi gibi yani Mardin'i her gezdikçe tarihi bir şeye denk geliyorum demek. O yüzden cevap Adana. O zaman arkadaşlara alkış. Mardin mi en çok kilise olan yer? Olabilir. Hatay mı? Evet, Hatay'da var. Hatay'da Ortodoks, Protestan, Katolik. Benim anneannemlerin evi hemen Ortodoks Kilisesi'nin karşısındaydı. Ya estağfurullah, saçmalamak değil, yavaş yavaş. Peki, cepte gezerken bize gelen gibi. Aynen. Peki arkadaşlar, son bir soru daha bence çözelim, öyle bitirelim dersimizi. Ne dersiniz? Yemek işi uzun olanlar kaçabilir. Ecem gelirsen yazın inşallah. İnşallah kapıları açarlarsa yazın gideceğim beklerim. Valla seve seve gezdiririm. Çok güzeldir. Evet. Hadi bakalım kolay bir soruyla karşınızdayız. Bakalım yapabilecek misiniz? Ya Ali Cengiz ben merkezdeyim. Evet ya o biberli ekmek. Biberli candır. Bu yıl getirilen tüm yarışmacıların araçlarının motor, ateşleme ve batarya yönetim sistemi gibi önemli parçalarını kendilerinin tasarlayıp üretmesi şartı firmalara duyuruldu. Burada ipucunu gördün mü? Bu yıl getirilen. Bu önemli. Bakalım yarışlara katılmanın koşulları bu sene değişmişti. Bu yıl getirilen diyor. İşte bitti. Cevap Adana. Öyle değil mi? Ya. Cevap Adana.